Merhabalar. LGS 2020 Şubat ayı fen bilimleri örnek soruların açıklamalı çözümleriyle yine bir kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Tüm konuları Mıstık Fenci'de dinleyebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Bu metinden hareketle hangileri söylenebilir diyor. Biz metine göre cevap vereceğiz arkadaşlar. Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbullulara uyaran hava tahmin uzmanı İstanbul'da perşembe günü sabah saatlerinde yağmur yağmasını, yağışın akşam saatlerinde kar şekline dönüşmesini bekliyoruz. Yani gün içerisinde değişebiliyor. İstanbul'da ayrıca çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli rüzgar etkili olacak. Güneyden esen lodos rüzgarları yerini kuzeyden esen Karayel'e bırakacak. Bununla birlikte hava sıcakları Perşembe 10-15 derece düşmüş olacak dedi. Rüzgarlar bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili olabilir. Evet bakın arkadaşlar. Rüzgar kuvvetli rüzgar olduğu zaman 10-15 derece ne yapmış değiştirmiş doğru. Hava sıcaklıkları içerisinde değişiklik gösterebilir. Evet bakın sabah yağmurlu iken öğleden sonra kar bekleniyor. Hava basıncının yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder. Bu doğrudur fakat burada herhangi bir öyle bir bilgiden bahsedilmemiştir. Bunun için birinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar sıvı basıncı ile ilgili bir soru. Aşağıda yapımı tamamlanarak su ile doldurulmuş A havuzu yapım aşamasında B havuzun ölçüleri verilmiştir. Buna göre B havuzu ile ilgili aşağıdaki yapılanlardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar basınç sıvılarda basınç neye eşitti? Derinlik, neye bağlıydı? Derinlik ve yoğunluk. Biz sadece bunlara bakacağız arkadaşlar. Yani bizim için en boy önemli değil. Derinlik 1 metre, Derinlik 1 metre. Yine su yoğunluk aynı. Su yoğunluk aynı. O halde basınçta herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu hangi şıkta var? Bakıyoruz. Su ile doldurulan havuzun derinlikleri eşit olduğu için duvarlara uygulanan sıvı basıncı değişmez. Dolayısıyla duvarları güçlendirmeye gerek yoktur. Cevabımız A şıkkıdır. Sıvı basıncı değişmeyecektir. Yoğunluğa ve derinliğe bakıyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda bölgede yerli bir bitkinin meyvesi içinde tohumdan beslenen böcek türü şekil 1'de bireylerin ortalama gagalarının uzunlukları dağılımı grafikte şekil grafikte verilmiş. Birinci grafikte. Arkadaşlar birey sayısı burada. Gaga uzunluğu burada belirtilmiş. Baktığımızda gaga uzunluğu genelde 7 santimetrenin üzerinde olan bireylerin sayısı fazla. Sonradan ortama sokulmuş, daha yassı meyvelere sahip yabancı bir bitki türü, bitki türü değişmiş, ortama hızla yayılarak yerli bitkinin yerini almış, uzun yıllar sonra yabancı bitkinin meyvelerinin tohumlarla beslenen aynı böceklerin uzun, gaga uzunlukları grafikte verilmiş. Baktığımızda arkadaşlar gaga uzunluğu kısalmış. Bakın 6 ile 9 cm arasında gaga uzunluktaki bitki sayısı artmış. O halde arkadaşlar ne olmuş? Gaga uzunluğu azalmış. Gaga uzunluğu azalmış. Burada arkadaşlar ne olmuş? Aynı bireylerin gaga uzunluğu azalmışsa ne almıştır? Adaptasyon gerçekleşmiş. Adaptasyon. Adaptasyon da arkadaşlar. Adaptasyon neydi? Bitkinin beslenmesi için nesillere aktarabildiği bir özellikli. Şimdi biz bunlardan hangisi doğrudur diyor. Ortama sonradan giren meyvelerdeki tohumlar yerli bitkilere göre daha derindedir. Böyle bir yukarıda açıklama yok derinlikle ilgili. Yerli bitki türü ortama sonradan giren bitki türüne rekabette ve çevresel koşullarda daha dayanıklıdır. Hayır, yerli bitki yerini yabancı bitkiye aldığı için yanlış. Kıkas kısap gagalı böcekler Ortama sonradan giren bitkiyle daha etkin beslenerek bu özellikleri nesillere aktarmıştır. Evet arkadaşlar bu adaptasyon geçirmiş ve nesillere aktarmış cevabımız C şıkkı. D'ye bakıyoruz uzun gagalı böceklerin yerini beslendiği meyvelerin değişmesiyle kı kısa gagalı böceklerin yer alması modifikasyon değil adaptasyondur. Onun için D şıkkı da yanlış cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar bu bilgileri kullanarak Yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralar göre sıralanmaktadır. Periyodik tabloda ilk üç periyotta yani birinci, ikinci, üçüncü periyotta dışında tüm periyotlarda tam o dolu olduğu bilinmektedir. Yukarıda verilen periyodik tabloda elementlerin kaynama noktalarına ait bilgiler siyah daireleri boyutlarıyla simgelenmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar burada periyodik tablodaki kaynama noktası bu şekilde belirtilmiş. Bu bilgiler içinde bakalım yorumlara. Bilim insanları bazı elementler hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşamamışlar. Bakın şurada boşluk var demek ki dolu dolu ama orada ulaşılamamış. Şurası dolu ama ulaşılamamış. O halde bu doğru. İkinci periyotta 4 element normal koşullarda gaz halinde. İkinci periyoda baktığımızda arkadaşlar şuraya bakıyoruz. 4 element sıfırın altında oda koşullarında ne olur? Oda koşulları 20 santigrat derecedir. Gaz halinde bulunur. Doğru. Genellikle metallerin kaynama noktaları yüksek. B grubu elementlerine baktığımızda arkadaşlar kaynama noktası yüksek. Bu da doğru. 7A grubunda 4 tane element bulunur. Arkadaşlar henüz ki 7A grubundaki kaynama noktası grafiğine bakarak 7A grubunda kaç tane element bulduğunu bulamayız. Ha, hangi yorum yanlış? D şıkkındaki yorum yanlıştır. Beşinci soruyla devam edelim. Buna göre bölgelerde meydana gelen durumların pH değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Arkadaşlar atmosfere yayılan karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gazları havadaki su buharlasıyla tepkimeye girerek bazı asitlerin oluşmasına neden olur. Bu durumda ne doğruyordu? Asit yağmurlarına neden oluyordu. Asit yağmurları arkadaşlar biliyorsunuz canlılara, metallere olumsuz etkisi vardı. Yeni yüz aynı yüz ölçümüne sahip. Yüz ölçümü aynıymış. PRS bölgelerinde gaz salınımları ve eşit fabrika sayıları araç sayılarıyla büyüklük ve çeşitlere aynı ağaç sayıları çizelgede verilmiştir. Baktığımızda arkadaşlar araç sayısı fabrika sayısı fazla ağaç sayısı az. O halde burada asitlik fazladır. Asitlik fazlaysa burada asit yağmuru fazla olduğu için pH ne olacaktır? Az. Çünkü pH arkadaşlar sıfıla yastıkça pH değeri sıfıra yaklaştıkça asitlik artıyordu. O halde pH en az burada baktığımızda arkadaşlar araç sayısı az, fabrika sayısı az, ağaç sayısı fazla olduğu için burada pH en fazla olacak. O halde pD en az CD en fazla olacak. Burada değil. Bakıyoruz. PD en az CD en az. Cevap C şıkkı. Bu olamaz. Bu olamaz. de olamaz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı soruyla devam edelim. Buna göre düzeneklerden hangisi olabilir? Arkadaşlar giriş kuvveti neydi? Bizim uyguladığımız kuvvet yani F. Çıkış kuvveti yükü uygulanan kuvvet yani P'ydi. Birinci şekle baktığımızda arkadaşlar giriş kuvveti yani bizim uyguladığımız kuvvet yükten yarısı olduğu zaman burada iki kat kazanç var. Burada ise Kuvvetten kazanç ikinci durumda ise kuvvetten kazanç veya kayıp yok. Birbirine F eşittir P olduğu için burada herhangi bir kayıt kazanç yok. Bakalım arkadaşlar. Kuvvetin desteği olan azlıkları 2, bununki 1, 2 kat kazanç var olabilir. Burada eşit olduğu için kuvvetten kazanç, kazanç veya kayıp yoktur. O halde cevabımız A şıkkı olacaktır. Burada arkadaşlar kuvvetten kazanç veya kayıp yok. Burada da kazanç veya kayıp yok olmaz. Burada kazanç var, burada da kazanç var olmaz. Burada ikinci durumda kazanç veya kayıp olmamalı. Eğik düzlemde her zaman kazanç vardır. Çıktıkta da her zaman kazanç olduğu için olamaz. Cevabımız A şıkkı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Bu durumda öğrenci özdeş iki kitabı 123. sayfadan şekillere gösterildiği gibi açmaya başladığında birinci durumda kolay açtığını, ikinci durumda ise zor açtığını. Arkadaşlar dokunduğumuz yer kuvvet, burası destekti. Burada kuvvet destekten daha uzaktaysa arkadaşlar burada kuvvet kazancı fazla burada kuvvet kazancı azdır. Arkadaşlar destek neresi tam ortası. Baktığımızda K'dan uyguladığımızda kuvvet fazla N'de daha az M'de L'de daha az M'de en az olacaktır. Neden? Desteğe olan uzaklık arttıkça kuvvet kazancı artar. İkinci deneye baktığımızda dinamometre sırasıyla pencerede okulan P ve R sabitlenerek kuvvetler ölçülüp yazıyor. Baktığımız arkadaşlar R desteğe olan uzaklık az olduğu için R de fazla 16 Newton. P destekten uzaklaştığı için arkadaşlar ne olmuş? 10 Newton. Öğrenci yaptığı bu deneyle ilgili ne yapmış arkadaşlar? Kuvvet yolu arttıkça kuvvet kazancı artıyor. O halde buradan ne çıkarabiliriz? Masa ve pencerenin ağırlıkları eşittir. Hangisine ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar biz buradan bunu çıkaramayız. Ulaşılamaz. Cevap A. Masa ve pencerenin ağırlıklarını biz buradan anlayamayız. Kuvvet kolu. Arttıkça uygulanan kuvvet azalır. Evet kuvvetten kazanç artıyor. Buna ulaşabiliriz. Birinci durumda P noktasına, ikinci durumda R noktasına karşılık gelir. Evet arkadaşlar kuvvet kolu artmış. Kuvvet kolu P noktasına yani kuvvetten kazanç var. Kuvvet kolu uzamış. İkinci durum R. Kuvvetten kazanç azalmış. Bakın arkadaşlar doğru. Dinamometre LM arasına yerleştirilirse 13 Newton'u gösterir. Arkadaşlar LM'ye bakalım. L'de 10, M'de 10 ise ikisinin arasında ne olacaktır? 13 Newton olacaktır. Bu da doğrudur. O halde cevabımız A şıkkı olacaktır. 8. soruya baktığımızda hangileri doğrudur? Arkadaşlar baktığımızda bir sabit bir hareketli. Bu sabit bu hareketli burada bakıyoruz arkadaşlar sabit sabit hareketli hareketli palangalarda hareketli makara sayısı arttıkça kuvvet kazancı ne yapacaktır? Artacaktır. Burada daha fazla. Kullanılan makara sistemleri araştırmacının hafiflemesini sağlamıştır. Hayır, araştırmacının arkadaşlar kütlesi değişmeyecektir. Birinci ifadesi yanlış. İpler eşit miktarda çekilince birinci sistemde daha yukarı çıkabilir. Evet arkadaşlar çünkü burada kuvvetten kazanç az olduğu için yükten de kayıp az olacaktır. Yani daha yükseğe çıkacaktır. Birinci ifademiz doğru. ikinci ifademiz doğru. Eşit miktarda iş yapılabilmesi için ikinci sistemde ip daha fazla çekilmeli. Evet burada kuvvetten kazanç fazla olduğu için yoldan kayıp fazla olacaktır. Eşit yukarıya çıkabilmesi için birinci ve ikinci sistemde burada ip daha fazla çekilmelidir. İki, üçüncü ifademiz de doğru. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Bir öğrencinin hipotezinin yanlış olduğunu anlaması hangisi yeterlidir? Ceviz kıracağı ile ilgili bir hipotez deneyi yapıyor. Araştırma suresi sorusu kuvvet kolunun kazanca etkisi var mıdır diyor. Evet arkadaşlar vardır. Kuvvet kolunun kuvvet kazancının etkisi yoktur diyor. Yanlış bir hipotez vardır. Peki bunu anlaması için neler olmalı? Bir noktasında F büyüklüğünde kuvvet uygulanıyor. iki noktasında yine F uygulanıyor. Arkadaşlar ikisinde de F, F uygulanıyor. O halde ne olmalı? Birinci de kıramamalı, ikinci de kırarsa biz bu hipotezin yanlış olduğunu ortaya çıkarırız. Peki bu hangi şıkta var? Birinci uygulamada cevizin kırılması, hayır. İkinci uygulamada cevizin kırılmaması diyor, hayır. Birinci ve ikinci uygulamada cevizin kırıl ikisinde de kırılırsa nasıl anlayacağız? Birinci uygulamada kırılmaması, ikinci uygulamada kırılması olursa bir hipotezin yanlışlığı anlaşılmış olur. Cevabımız D şıkkı. Son soru arkadaşlar. Hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar basit makineler iş yapma kolaylığı sağlayan araçlarda tüm basit makineler iş kolaylığı sağlar zaten. Su borusunun üzerinde bulunan kör tıpayı vida şeklinde tıpa çıkarmak için basit makine türü olan İngiliz anahtarı ile şekil birdeki gibi kullanılmış ama açılamamış. Şekil 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Burada açılamamış. Arkadaşlar açılabilmesi için ne yapılmış? İngiliz anahtarı neydi arkadaşlar? Çıkrıktı. Çıkrıkta kuvvet kazancı vardı. Peki kuvvet kazancı arttırmak için ne yapıyorduk? Kuvvetin yolunu uzatıyorduk. Kuvvet kolu artarsa kuvvet kazancı artacaktı. Birinci uygulamada açamamışsa, ikinci uygulamada yine açamaz arkadaşlar. Çünkü Birinci test çevrildiği zaman bakın bu şu şekilde yapmış. Bu şekilde yapmadığın değişen bir şey yok. Kuvvet kazancı değişmediği için yapamaz. Bakın yine burada da buradan uyguladığı için yine yapamaz. Fakat burada kuvvet kolu arttığı için kuvvet kazancı artar. Artacağı için açabilir. O halde hangisinde açabilir? Sadece 3'te 3 üç numarada açabilir. Cevabımız B şıkkı. Mıstık Bence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.